İsveç'in Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasına tepkiler devam ediyor. Afşin ilçesinde din görevlileri öncülüğünde Şehit Er Ömer Erüstün Meydanı'nda toplanan vatandaşlar Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki gösterdi. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından din görevlileri adına açıklama yapan Zinni Şahin Taş, Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın bütün insanlığa gönderdiği ilahi mesaj olduğunu belirterek, Kur'an-ı Kerim'in hükümlünün kıyamete kadar devam edeceğini söyledi. Ey Batı! Sana sesleniyoruz. Biz bin yıllık tarihimizde dünyaya hükmettik. Hiçbir zaman haddi aşmadık. Hiçbir milletin dinine, imanına, kutsalına asla saygısızlık etmedik. Ey Batı! Kur'an'ı yakmakla İslam'ı yok edeceğini sanıyorsan aldanıyorsun. Kur'an kıyamete kadar güvence altındadır. Çünkü koruyucusu Yüce Allah'tır. Seni bu davranışından dolayı bütün dünyanın huzurunda kınıyoruz ve lanetliyoruz.